Hizbullah ne kadar komünist örgüt varsa kendi bünyesine topluyor. Ya niye adını Hizbullah diyorsun ya? Komünist örgüt de, değil mi? Komünist Arap örgütü de. Niye Hizbullah diyorsun, milleti aldatıyorsun? Neden Hizbullah'ı? Allah Hizbi. Komünistlerden oluşur mu ya? Ne kadar büyük bir zalimlik bu. Bu 84-85 yıllarında Lübnan İç Savaşı'nda sol fraksiyondan birleşmesiyle oluşturdular. Kurnazlık yaptılar kendilerince. Hizbullah diye isim verdiler kendilerine. Halk da, dindar halk, ya bunlar Hizbullah'mış, Allah Hizbi'ymiş. Destekleyelim dediler. Anlamadılar. Halbuki direkt komünist bir örgüt. Ya azılı komünist. Mesela Filistin Kurtuluş Örgütü de, onlar da komünist örgüt. Evet. Onlar da bünyesini aldı. Bildiğin komünist yani. Sosyalist internasyonel bağlı. Tabii. Dolayısıyla bunların ne olduğunu da insanlara iyice anlatmak lazım. Yani insanlar seviniyor, ne güzel Hizbullah şöyle. Ya adamlar cayır cayır komünist. Evet. Marksist, Leninist dinin imanın alakası yok. Aldatıcı isim koymuş kendine. Hizbullah. Hiçbiri namaz kılmaz. Hiçbirinin dinden imandan alakası yok. Yani kızıl komünist adamlar. Mesela Selahattin Demirtaş, Hizbullah'ın televizyonu var. El Menar TV diye. Halkların direnişi konusunda Hizbullah'ı tam anlamıyla desteklediğini söylüyor. Komünist örgütü de Hizbullah. Ne yapsın? Korku dağları bekliyor. Hizbullah PKK'yı da destekliyor. Zaten iş içeri hep beraberler. Orada ne kadar komünist örgüt varsa hepsini kendi bünyesine toplamış Hizbullah. Bir de utanmadan Hizbullah ismini takıyor. Hizbullah'la ne alakanız var sizin? Desene ya, komünist Arap teşkilatı de. Marksist insanlar topluluğu de. Neyse artık kendi kafana göre. Niye Allah'ın adıyla milleti kandırıyorsun? Allah'a inanmadığın halde, Allah'a savaş açtığın halde. Ne kadar büyük terbiyesizlik bu ya.